Geç. Var dur, yanlış taktım. Yetersiz diyor. Alo 153 diyor. Geç. Geç. Ben de geçeyim. Liste çıkalım liste. Eskiden vapurlarda seyyar satıcılar, işportacılar oluyordu, hatırlıyor musun? Ooo, ele kalem satanlar, pil satanlar. Tane... Limon sıkacağı satanlar oluyordu. Limon sıkacağı, bir tane alanda iki tane bedava. Yanında bir sürü şeyler veriyordu, eşantiyonlar. Aynen öyle. Şimdi sen yapsana onun taklidini buradayken. Yapabilir misin? Yapamam. Birden biraz kalk bağırma. Yok, bağırma. Eski filmlerde bol bol görüyoruz o sahneleri. Evet. Evet, şu an neredeyiz? Tabii ki Karaköy'deyiz. Karaköy'de tarihi Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Aynen öyle. Çünkü önceden bunlar yoktu biliyorsun değil mi? Önceden bu şey yoktu yani. Neler yoktu? Alt restoranlar yoktu önceden. Biliyorsun altısı boştu. Sen çok önceki 80, köprüyü diyorsun. Evet, aynen öyle. Bu, 80-90 dönemindekileri diyorum. O köprü yandı. O köprü evet yandı. Yandı. Yerine yeni bir köprü yapıldı. Hatta o köprü buradan başlıyordu. Bir ucu da tam Eminönü Camisi'nin hizasına denk geliyordu. Bu yeni köprü biraz daha bizim sağ tarafımıza doğru oldu. Ben yanlış hatırlamıyorsam burada bir tane cami vardı. Sen o camiyi hatırlamazsın ama tarihten bilirsin. Tarihten biliyoruz o camiyi. Evet. O cami maalesef Kınalı Adaya götürülmek üzere taşınmak isteniyor. Evet. Ancak o sırada yıkılıyor. Ve bir tarih yok oluyor. Ne zaman yıkıldı? Sıra sormak lazım. Onu karıştırmayalım. Hadi devam edelim devam böyle. Devam edelim. Şimdi Galata Köprüsü'nden yürüyeceğiz. Aslında amacımız ilk önce Eminönü'ne gitmekti ama vapurda karar değiştirdik. Dedik Karaköy'e geçelim. Oradan hem bir nostaljik bir yürüyüş yapalım. Aynen öyle. Galata eski, Köprüsü'nde. Eski zamanlarımızı bir hatırlayalım şöyle geçerken. Ya balık tutuyorduk şurada ne güzel. Of. Orada yine balıkçılar var. Aynen yine eskisi gibi. Hiç aratmıyorlar. 80-90'ları. Bu köprüden ne zaman geçsem aklıma böyle Yeşilçam filmlerinde kullanılan sahneler geliyor. Yani eskinin tadı yok biliyor musun? O eski tadı yok. Eskinin tadı var mı? Birazdan bakacağız da. Eskinin tadı yok. Yani nasıl bir tat? Maneviyat yok. Burada güzel bir koku geliyor. O koku şu anda yok yani. Sana satıcılar da var burada. Bulgaray Alparayı. Bulgaray Alparayı. Aynen aynen. Dolandırıcılar da vardı burada. Bulgaray Alparayı zaten müşkiyatçıydı da. Tabii memleketten bir de. Aynen. Memleketine yeni gelmiş. Gariban. Arkası dönük, cüzdan giderdi. Ya da farklı bir şekilde, farklı ikna kabiliyetleriyle o adamı bir şekilde soyarlardı. Aynen. Burada tarihi yarımadayı görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın bir kısmını yine görüyoruz. Ayasofya'yı görüyoruz. Bazen balıkçılardan rahat yürüyemiyor ama Beyazıt Kulesi'ni görüyoruz. Aynen aynen, Beyazıt Kulesi tam karşımızda. Beyazıt Camisi'ni görüyoruz. Şu an tam gözükmüyor ama. Geçiyor. Hem turistik bir gezi, seyahat yapabiliyorsunuz bu tramvay sayesinde. Hem de gitmek istediğiniz yere trafiğe takılmadan daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Tramvayın güzergahı Eminönü, Sultanahmet, Sirkeci, Çemberlitaş, Aksaray. Turistik yerlerde ve tarihi yarımadanın bir kısmını dolaşarak gitmek istediğiniz yere rahatça gidebilirsiniz tramvayla. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şurada bir şey oldu ya. Burada yine bir şeyler olmuş. Bakalım ne olmuş ya. Bakalım. Bulgaray Alparayı var galiba. Az önce bahsettik evet. Tamam çekme. Göster amortini al kızlar abicim bak. Göster amortini al amortini bak. Seni kızlar yana yağışlar. 2000 lira be abi. Al. 800. O da amortini. Göster amortini. 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 Hangisi hangisi? Ne yazın beri? Hangisi? Bir. Bir ne alıyorsun hepsini? Ha? Bantaysın Türkiye'sine. Bir koyuyorsun hepsini alıyorsun. Okey 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 okey. Bir. Abi amort bak. Amort be. Bak abi gel. Tamam.
Tamam. Demek ki değişen bir şey yokmuş. Değişen bir şey yokmuş. Az önce ne konuştuk? Evet. Bakın millet toplanmış yine oraya. Orada yine kandırma sistemi. Gördüğümüz 3 kişi bir araya toplanmış şirketçiler. Ahmet'im abi gel buraya, Ahmet'im var diyerek o parayı basıyor, öbürü de parayı basıyor. Ona da parayı basmaya çalışıyorlar, doğru mu? Doğru. Böyle bir şeye değen şey olduk. Ramazan, arkadaşlar Ramazan çekmeye çalıştı da izin vermediler. İzin vermediler, evet. Hemen orada müdahale ediyor. Şirket aynen. Bunlar, şirket. Şirket. Sakın ha bunlara aldanmayın. Bunlara gelip de para falan sakın paranızı kaplamayın. Paranızı kaplamayın. Öyle yerlerde de bulunmayın. Çünkü cüzdanınızı çekerler öyle yerlerde. Martılar diyordun az önce. Martı yok diyordun. Martılar Karaköy tarafında yok ama Emirol tarafında yaklaştığımız anda yollaşını görebiliyoruz. Galata Köprüsü'nün hemen alt tarafında dükkanlar var. Özellikle balık lokantaları, balık restoranları. Ama biz oraya gitmeyeceğiz. Tarihi Eminönü Balıkçısı'na gideceğiz. Fiyatlarda pek bir fark yok. Buradaki Galata Köprüsü'nün altındaki dükkanlarla Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın altında. Sadece fark olarak burada balık çeşitleri, balık yemekleri yiyebilirsiniz. Orada sadece balık ekmek yiyebilirsiniz. Buradan kokudan geçilmiyordu eskiden ha? Evet, aynen. Bugün Eminönü çok kalabalık. Evet, cıvı cıvı. Yani evet, oturacak yer yok. Tarihi Eminönü balıkçıları burada. İnsanlar burada merdiven basamaklara oturmuşlar. Ekmeklerini orada yiyorlar. Dinleniyorlar. Yer bulabilirsek oturacağız bakalım. Eminönü turşusu. Tarih turşusu. Bakıyoruz. Yer bakıyoruz. Abi geçelim. Abi boş yer var. Var mı ya? Var baba. Kaç kişi yiyor musun? Abi gel abi. Gel abi gel. Gel abi gel. Gel abi. Üç kişi. Gel abi, gel. Ahmet. Ahmet abim gelen boşa. Olan. Abi var. İçecek de geldik. Aşırı kalabalık, aşırı gürültü var burada. Balık ekmeğimizi aldık. Şimdi bir ısırık alacağım. Bir bakayım tadına. Eski tadı var mı? Kenan zaten hemen ısırdı da. Bak, dur. Ben oraya bakmadım. Gayet güzel. Gayet güzel. Buranın sevmediğim şey ne biliyor musun? Burada şimdi var. Gelmiş gerçi. Ben getirdim. Şu abi. Sen mi getirdin? Şimdi değil ya, sonra alırız. Çekimdeyiz. Ramazan getirmiş bunları. Ya bu masalarda ıslak mendil yok. Çoğu zaman ellerimiz balık kokar şekilde gidiyoruz. Elimizi yıkayabileceğimiz bir yer yok. Ben gidiyorum. Caminin ya da alt geçitin lavabolarında ellerimi yıkıyorum. O yönden bura eksi benim için. Balık ekmeğin lezzetlisi hiç kaybolmamış. Güney yönde duruyor. Eskileri aratmıyor. Balık ekmeğimizi yiyelim. Daha sonra turumuza devam edelim. Evet, yemeğini yedin. Evet, o şu andaki sarjda kapatmışlar. Kapalı bir şekilde duruyor. Eskiye baktığımız zaman, 80-90 yıllarında baktığımız zaman açık alandı. Burası açık alandı da açık ben alandı. Onu demiyorum. Balık nasıl oldu balık ekmek? Eski havayı aratmıyor ama eski havasını aratmıyor. Güzel tadı var. Tadı güzel mi? Güzel tadı. Bazı balıkları mesela Ramazan çok zor yedi. Ayıklamadan, evet, ayıklamadan koymuşlar. Koymuşlar. O ayrı bir şey. Kılçıktan yemedi çocuk. Bir de aşırı gürültülü. Tadına gelince tadı orta seviyelerde diyelim. Aynen. O yani, eski tadı yok ama çok güzel yani, diyemem. Aynen. O ama eski tadı yok. Kötü de diyemem. Orta seviye. Eğer ailenizle birlikte gelecekseniz derim ki daha böyle kafa dinleyebileceğiniz balık restoranlarına gidip balık ekmeğinizi oradan yiyin derim. Burası çok aşırı gürültülü. Hijyen konusunda da bazı şüphelerim var. Düşüncelerim var. Çünkü masaları nasıl sildiklerini gördün. Evet. Süpürgeyle sürüyorlar. Süpürgeyle. Aynen. Çöp kovasına süpürüyorlar. Şimdi bir kurşunun tadına bakalım mı? Bakalım. Bir tane alalım bakalım birer tane tadına. Abi gel gel var, gel gel var, gel gel var, gel gel var. 40 mı dedin? Şöyle bakalım. Bir bakayım. Ev turşusu, anne turşusundan daha mı iyi? Ne diyorsun? Çok tuzlu be. Evdeki turşu daha iyi. Ramazan'a verelim. Beğenmedi. Evdeki ev yapım daha iyi. Yani ev turşusu daha iyi. Annemin yaptığı turşular buna bin çeker. Suyuna bak. Oğlum yiyelim ona da içelim de. Bence güzel.
Lahanası daha güzel. Al Ramazan. Nasıl? Kenan buraya gel. Balık ekmeğe 10 üzerinden kaç veriyorsun? 6. Ben de 7 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Tabii abi gel sen koy şu abi. 4 mü? Buna 10 üzerinden. Sen beğendin, sevdin sen. 4. 4 diyor ama böyle götürüyor. Ben de 6 veriyorum. Suyuna baktın mı? Yok. Suyuna tat bak bir de. Suyu güzel. Suyu güzelmiş. Yeraltı çarşısından bir geçelim. Ondan sonra yol nereye? Biz oraya. Burada eskiden oyuncakçılar olurdu. Annem babam ne zaman gelsek onlara ben çocukluğumdayken mutlaka oyuncak aldırırdım. Burada marka kıyafetleri, ayakkabıları uygun fiyata alabilirsiniz. Tabii çakmasın. Burası neresi? Ben Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşısı'ndan çıktık. Mısır Çarşısı'ndan değil. Hı. Şu anda Yeraltı Çarşısı'ndan çıktık. Yeraltı Cami Çarşısı'ndan çıktık. Şu anda Sultanahmet Camisi'nin tam önündeyiz. Sultanahmet mi? Emin misin? Pardon, Sultanahmet diyorum. Eminönü Camisi'nin tam önündeyiz şu anda. Yeni cami. Bunlar da turist otobüsü. Gelen turistleri bu otobüslerle gezdiriyorlar. Gidecekleri yere bununla götürüyor tur şirketleri. 1980'larda da vardı değil mi bu otobüs? Ya eski modelleri vardı. Eski modelleri vardı. Teknik sebeplerden dolayı mikrofonumuz bir sorun verdi. O yüzden tek mikrofona kaldık. Aynen öyle. Güzel kardeşim. Aksilik işte. Olur her şey daha iyi oldu. Kus işte. Piyango bileti al. Bence piyango bileti al. Bembeyaz yaptı kafanı. Yap. Bembeyaz mı oldu? Bembeyaz oldu. Bir tane bile kalmak lazım. Nimet abladan alırsın. Tamam. Şimdi neredeyiz biz? Taktakaren olduğu bölüm katındayız. Ondan aşağı ineceğiz. Biz nostaljik lezzetler demiştik ama Eminönü'nün, Taktakaren'in o sokaklarını dolaşalım bakalım. Beğendin mi Ramazan? Sen beğendin mi? Ben de beğendim, güzel olmuş. Dibek kahvesi, Zeyn kahve. Güzel. Devam edelim. Bu taşların her birinin ayrı bir özelliği var. Ama tam olarak bilmiyorum. Kuvars taşı. Biz bunu memlekette bulmuştuk değil mi? Ama onu şekillendirmişler. Şimdi kuşçuların ve balıkçıların olduğu, o pet shopların olduğu yere doğru bir gidelim. Hem orayı da sizlere göstermeye çalışayım. Hem biz de gezelim, hep birlikte gezelim yani orayı. Müzik
Sirkeci'deyiz. Tarihi, nostaljik sokak lezzetleri, Eminönü lezzetlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir abimiz var, onun pilavından tadacağız. Ne alalım? Şurası size ait değil mi abi? Oraya geçelim. Kol bek yok. Kaç tane yapayım? Abi sen bize Ramazan, tadına bakarsın. Sen? Bütün yersin. Bütün yok ya. Al dışarı. Abi azar yapıyor musun? Ufaktan iki tane yapayım. Tamam öyle yap. Tamam. Otur. Bulunduğumuz yerde hemen çiğ köfteci Ali Usta'nın yan tarafı. Ama Ali Usta kendisi yok. Senin Ali Usta'yla bir anın var değil mi? Anım var. Sana Ramazan diyordu. Ramazan diyordu. Lan sanki bu süt kardeşler de Ramazan vardı ya. Aynı onun gibi. Aç şunu. Lan Ramazan. Oğlum sen de muhbir gibi geliyorsun. Ne diyorsun? Çık lan buradan. Çık lan çık lan var. Yemeği ya. Yalandan ben yalan buraya. O videomuz YouTube kanalında yok ama. Yapma ya. Niye alındı? Alınmadı. Ben kaldırdım. Tebrik ederim seni. Sağlamış arkadaş. Aslında güzel videoydu değil mi? Evet güzeldi. Çok güzel anımız vardı. Belki bizi izleyenler bilmiyordur ama birçok videomuz, çektiğimiz videomuz yayında değil. Evet pilavımız geldi. Abi içecek. Ayranın var mı? Var. Ben ayran alayım abi. Ben de ayran alayım abi. Ramazan sen? Ben şöyle. Sıkın mı? Yok. Ben şöyle afiyet sıkın şöyle. Sokak pilavları nedense daha güzel oluyor değil mi? Evet. Gerçekten abi siz bunun içine ne koyuyorsunuz da böyle güzel oluyor? Aşk buna yapılıyor bu. Aşkla. Evet. Beklediğimiz cevaptı abi bu. Yani evde yapıyorsunuz, malzemeni küçük sıkıyorsunuz. Biz yapıyoruz, malzemeni bol atıyoruz. Hem aşk ekliyoruz. Ondan abi, böyle lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Böyle güzel sosumuz da var. Bu da bize ait özel. Bu ikram mı? İkram. Bize özel mi yoksa? Bize özel ikram bu. Yok biz gel bize mi yoksa herkese mi? Herkese böyle herkese. İkram. Çok güzel abi. Çok teşekkürler. Herkese ikram bu. Emeklerine sağlık abi. Afiyet çok sağ olasın. Biz yiyelim ondan sonra yorumumuzu yapalım. Sokak dolarda yapıldığı yemekte, açıdan yaptıkları yemeklerde pilavları çok yağlı yapıyorlar. Evet, yağı gerçekten az. Az yağlı pilav. Önünde güzel olmuş. Pilav nasıldı? Yağsızdı. Yağ olmadığı için bize yağ biliyorsun. Hem bir de yağ var. Yağsız olması daha iyiydi. Yağ olmuş ama yağ çok az kullanmış. Yağ dengesi iyi miydi? Aynen yağ dengesi iyiydi. Pilava 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9. Ben de yine 10 üzerinden ben kolay kolay fazla böyle yüksek puan vermediğim için 10 üzerinden 8 diyorum ama pilav gerçekten lezzetliydi. İlgi çok iyiydi. Oradaki Batır abimizdi Türkmenistan'la. Bizimle çok iyi ilgilendi sağ olsun. Gelirseniz hemen Sirkeci'nin hemen bu ara sokağında. Gelirseniz selamımı da iletin. Şimdi farklı bir mekana doğru yol alalım. Şu an yine Sirkeci'deyiz. Safa'ya geldik. Safa'da bir tatlı yiyeceğiz. Ve videomuzu da sonlandıracağız böylelikle. İnşallah. Ne tatlısı diyorlar buna? Kehane tatlısı. Terbiyesiz. Burada bazı zamanlar daha fazla sıra oluyor da iyi şansımıza fazla sıra yok. Ramazan hangi tatlıdan yiyorsun? Yersin yer. Halka yersin. Halka yani kehane tatlı. Ramazan hiçbir şey yemiyor ya. Masrafsız. Erzurum dolması varmış. Aslında onun tadına bakalım istersen. İki tane Erzurum dolması alabilir miyiz? Erzurum dolması yiyeceğiz bakalım. İlk defa yiyeceğim ben de. İçi tel kadayıf gibi. Dışı da kızarmış şekilde. Gerçekten güzel, lezzetli. Beğendin mi? Üstü aynı arka kehane tatlısı gibi tadı var. Üstü. Erzurum memleketine selamlar olsun. Erzurum lokması. Erzurum dolması çok güzelmiş. Bugün nasıl geçti sence? Balıklarımızı yedik, pilavımızı yedik, turşumuzu içtik. Kahvemizi içtik. Kahvemizi içtik. Kahve güzeldi ama. İlk defa bir 10 numara aldı yani kahve 10 numara. Kahve 10 numara mı? 10 numara. 10 üzerinden 9 veriyorum ben de. Ben sen Ramazan da 10 veriyormuş. 10 numara 5 yıldız. Keşke alsaydık kahve niye almadık biz? Diğer Türk kahvesi aldık. Hümet Efendi
Aa, isim vermedik ama boşver. Bugün aslında nostaljik lezzetler tadacaktık. Mesela Osmanlı macunu falan yiyecektik. Göremedik. Daha değişik lezzetler tatmayı denedik. Bazı sebeplerden dolayı bazı aksilikler oldu. Aynen aksilikler oldu. Olduğu için zaman bizi endişeli bir şekilde getirdi. Mikrofonla ilgili sorunlar yaşadık. O da yine Ramazan'ın süper zekasıyla bu sorunu da çözmüş olduk. Evet. Ne diyelim o zaman? Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Herkese hoşça kalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Güzel güzel. Sen kendi yüzünü göstersen yerisi gidiyor sürüsü.